Bizi bugün yalnız bırakmadığımız için, bu törende bizimle beraber olduğumuz için teker teker hakkımıza şükranlarımızı sunarım. Malumunuz burada huzurumuzda olan çok sayıda üniversite hocalarımız da var. Bunlara da teker teker ben teşekkür ederim burada. Bunlar çok fazla bir emek harcadılar ki bu bizim güzel öğrencilerimizin diplomalarını aldılar, mühendis oldular ve bizim topluma bunları hepsini kazandırdılar. Aynı zamanda çok değerli hazırım burada olanlar, bu güzel öğrencilerimizin, mezun olanların aileleri, velileri, bunlara da hepsine teşekkür ederim. Bu öğrencilerin kahrini sizler çektiniz, bugüne yetiştirdiğiniz özleri. Çok şükür bir günde inşallah bundan sonra barlarını yersiniz. Hepsi inşallah toplumda bir lider olur, çalışırlar. Malumuz mühendislik dediğimiz zaman, hendese dediğimiz zaman, hendese özü nedir? Bir kısaca sizlerden biraz bir tarif edin sizin özü. Hendese o şeydi ki bizim günlük hayatımızda meşakil, günlük gördüğümüz onların sorunlarının çözümünü yapmaktı elmi ve teknoloji bir şekilde. Kısacası budur. Yani matematikten biraz farklılığı var. Matematikte 1 artı 1 2 eder. Mühendislikte bazen 2.1'i de kabul eder, 1.9'u da kabul eder. Farklı şeylerdir bunlar. Tabii mühendis dediğimiz zaman 3 aşaması var mühendisler. Birincisi, hayatımızda ne var ise hepsinde mühendislerin rolü var, hepsinde basması var. Nereden başlıyor bu işler? Birinci, tasarımdan başlıyor. Ki hiç olmayan bir şeyi inşa etmekti. Bu da mühendislerin üzerine düşen bir görevdi, yapanlar. İkinci görevleri, o tasarım, olan tasarımı tenfiz etmekti. Onu da mühendisler yaparlar. Üçüncü, denetimini de özleri yaparlar. Herhangi bir projeye bakarsanız, Hacer Asas'ta diğer mühendisler Hacer Asas attılar. Özler de yaptılar. En sonunda da bir tören yaparlar, açılış yaparlar, özü gene mühendisler yaparlar. O yüzden mühendislerin rolü çok fazlaydı bizim toplumumuzda. Bunlara hakikaten bir değer vermek lazımdır. Bu arada bizim derneğimizde emeği geçen daha önceki başkanlarımıza, onlara da şükran yapmadan geçemek. Hiç olan olmasaydı biz bir gün burada olmayacaktık. Allah hepsinden razı olsun. Yaşayanlardan Allah uzun ömür versin hepsine. Vefat edenlere de Allah'tan rahmet dilerim hepsine. Arkadaşlar böyle bir derneğimiz var. Düşünün bir dernek var bu şehrimizde. Bu dernek hepsi meslek sahabeydi. Hepsinin diploması var. Hepsi birbirinden kardeş abiydi. Hepsi küçüğün elinden tutar. Büyüğüne hürmet yapar. Bu dernek işte Baba Gugur Türkmen Mühendisler Derneği. Bu dernek 20 yıldan vardı. 20 yıldan beri var idi aşağı yukarı. Muhtelif adlarda var idi. Birliğiydi, sonra dernek oldu. Çok acılar çekildi, çok günler gördü. Her neyse biz bir güne kadar yetiştirdiğimiz için özün çok gururluyuz bu arada. Bizim bu arada derneğimiz bu sene içerisinde tezler yaptı, buhutlar yaptı. Bu buhutları biz gönderdik, bir bahis var idi, muhtemar var. 21. muhtemar Vatan Arabi üzerinde. 2000 bahisten ilk 20 içerisine girdi. Ve inşallah gelecek ay 28 Ocak 2024'te bu dernekte 4 ile 5 yılımız o muhtemarda derneğimizi, şehrimizi, Türkmenleri temsil edecekler Kahire'de. Bunlar hepsi tabii ki emeği geçen burada bizim üyelerimize teker teker hepsine teşekkür ederim. Gerçekten hepsi vefalıdır. Gerçekten hepsi hizmet verendi. Hiçbir şey karşılığı olmadan hizmet verenler. Hepsinde bir böyle tabiat var. Tabii bir konu daha var. Onu da gerek üzerinden geçelim. Yani malumuz bir günlerde seçimler yaklaşıldı. Tabii bizler Türkmenler, abilerimiz daha iyi bilir. Senelerdi bugünü bekliyoruz. Biz 50 yıldı arkadaşlar, abilerimiz, büyüklerimiz, şehit olanlarımız var idi, mücadele verenler var. Bugünü bekliyoruz. Bugün de o gündü, kimse seni gasp etmeden, baskı yapmadan
özü öz rəğbatınla gidəcəksən, öz listəmə verəcəksən, öz özüva verəcəksən. Bizim maratonumuz bütün hızıyla devam edir. Çünkü öcümüzde Ercan Bey'in de konuştuğu gibi bir önemli bir olay var. 18-12'de yani 18 gün sonra Kerkük'ün kaderini belirleyen bir yerel seçim var. Bu yerel seçim 2005'te en son yapılmıştı. Yani o ilde doğan bir çocuk var ise bugün 18 yaşında da seçime katılma hakkı bile kazandı. Biz bu listeyi Kur'an'da aziz kardeşlerim, aziz bacılarım 109 listesini büyük hedef ve büyük strateji içinde hareket etmeye başladık. En büyük stratejisi oydu. Fırsat vermedik. İkinci Türkçüman kaiməsi Kərkükdə olsun. 109'dan ayrı hiçbir liste yoktu Türkçüman adını taşısın ve bütün Irak'ta ayrı bir liste yoktu Türkçüman adını taşısın. Onun için en büyük kazanç elde edebildik. İster cebha, ister partiler bir araya gelip bir liste kurup ve 2005'ten bugüne kadar birkaç seçime girdik. İlla ki bir listeden fazla Türkçüman adını taşıyan liste vardı. Hamdolsun bu defa tek bir listeyle milletimizin karşısına çıktık. Bu bir. İkincisi arkadaşlar, insan birkaç havuyası olabilir. Onu bir izah edip evvela bir Iraklı olur, bu bir haviyyadı. Türkçüman oğlu bir haviyyadı. Kerkükli oğlu bir haviyyadı. Tilaferli oğlu bir haviyyadı. Ondan sonra mühendis oğlu, doktor olabilir, sanatkar olabilir, her şey olabilir. Ve biz listeni Kur'an'da çünkü yerel seçimdi ve önemliydi. Mühendislere ihtiyacımız var. O mecliste geçsinler, hizmet etsinler. Onun için listemizde bütün sınıfların içinde, bütün mesleklerin içinde adaylarımızı seçtik, içine koyduk. Mühendisleri de temsilen kardeşimiz Türkeş bugün listenin içinde hem cebhenin, hem Leyla'nın, hem de mühendislerin temsilcisi. Meclis mühim bir organdı. Bihi mühim bir müessesedir. Yarın bir gün bütün meşruhlar, bütün projeler oradan çıkar. Ve inanın hiç kimse yoktu Türkçüman kaderice bunun altını çiziren bir kere, iki kere, on kere, yüz kere. İnanın tekrar ederim hiç kimse yoktu. Türkçüman kaderice Kerkük'e yüreği yansın, Kerkük'e ihlastan hizmet etsin. Kerkük'ü hakiki temsilcisi bizleriz. Onun için diyende seçime katılın. Ama Kerkük'ün geleceğidir, istikrarıdır, huzurudur. Buna dikkat edin. Bir bizim mecliste bütün 18 vilayetin meclisi vardı. En az yolsuzluk, en az fesat Kerkük meclisindeydi. Çünkü Türkçümanlar ana unsur idi içinde. Ve bütün projelerin ece bir ihlali var ise onu da rakabeye bildirmiştik ve nezaheye de bildirmiştik. İdare tarafından. Onun için bugün biz seçime katılmazsak kardeşlerimizi, bacılarımızı, adaylarımızı meclise yetiştirmezsek o mecliste bir boşluk olur. O boşluğun telafisi çok zor olur. En fazla zararını Kerkük görer. İkinci derecede en fazla zararını Türkçüman görer. Çünkü Türkçüman bu memleketin sahabi, hakiki sahabi bizim. Bir de arkadaşlar çok açık ve net diyoruz.
Biz liste olarak ve cephe olarak her zaman demişik, biz gitmemişik oraya para kazanmaya, lican iktisadiye kurmaya, reşvet almaya, manasıpları parayla satmaya ki o bilsiler, belki bunu yaparlar. Ama bizim liste asla ve asla ne listeni kuranlar, kurucular ne de adaylarının bu fikrinden de geçmez, ne de bu projelerinde var. Asıl amacımız gidip Kerkük'e hizmet edip ve 2017'den evvela Kerkük'ü tekrardan döndürmemektir. Bu amaçtan yola çıkmışık. Bir de bir nokta var. Bazı arkadaşlar değiller bana. Değiller siz her zaman değilsiniz. Biz cephe olarak seçim partisi de ilgilik. Doğrudur. Bunu her zaman diyerek ve bunu da izah etmekte bir fayda var. Biz seçim partisi değiliz. Gelmeyiz sadece seçimlerin vaktinde kapımız çalak, ondan sonra kapılarımızı örtüp cidağın. Her zaman bölgelerimizde var olduk 2003'ten bugüne kadar. Yanında bizim kardeş, yandaş, sivil toplumu örgütlerimiz var. Bürolarımız var. Hizmet sunmaya 2003'ten evvel ve sonra kurulduğu günden devam edip ve ilel ebed inşallah bu milletin hizmetinde olacak ve devam edecektir. Ama seçimler bugün Irak'ta kaçınılmaz bir süreçtir. Bugün sen gitmese o temsilci olmaz. Ayrı bir yöntem de yoktu. Sen orada kuvvetli olasan, güçlü olasan eğer seçime katılmasın. Onun için doğrudur seçim partisi dercilik, ama çok da önem veririk seçimlere, çünkü imanımız var. O seçimler Türkmen milletini temsilen orada adayımızı yetiştirmenin ayrı bir aracı yoktu, ayrı bir yolu yoktu. Ama aynı zamanda sağ olsun Baba Gürgür Derneği her zaman mühendislerimizden ilgilenip bugün bu salonda bu kadar mühendis olmasının onun göstergesidir ki her zaman ister Ercan kardeşimiz, ister Özi'den olan ekip, ister buradaki bizim mühendisler sendikası ki başında da kardeşimiz Abdülvahid, o da bir Türkçüman olarak başındadı. Her zaman mühendislerimizi temsilen dairelerde sıkıntılarını elimizden geldiği kadar gidermeye çalışmışız. Onun için bu kadar genç mühendisleri davaya kazanmak, Türkmen davasına kazanmak bizim için büyük bir şanstır, büyük bir fırsattır. Temennim sadece seçimlerde toplanmayalım, seçimlerden de sonra toplanak ve her zaman bu davaya hizmet edelim. Bu da bizim işlerimizin bir küçük bir parçasıdır. Bizim her zaman Baba Gürgür Türkmen Mühendisler Derneği başta olan Sayın Ercan Elif Saadisi yanındaki değerli mühendislerimizin işlerinden bir küçük bir işti bu. Bizim Baba Gürgür Mühendisler Derneği her zaman milletimizin yanında, özellikle bizim mühendislerin yanında türlü türlü faaliyetlerde bulunurdu. Her zaman bu bizim derneğimiz ilişkilere imza atıptı. Sayın Başkan Ercan Edip başkan olduğu zamanda indiye kadar hiçbirisini, ne gençlerini, ne bizim abilerimizi, ne de ondan önceki olan dernek başkanlarını yalnız bırakmayıp o bırakmayacaktı. Biz indi aday olmamız için seçime gideceğiz. Bu seçim Sayın Başkan dediği gibi, Ercan abimiz dediği gibi çok önemlidir. 18 yıldan beri indiye kadar burada Kerkük'te il meclis seçimleri olmadı. Bildiğimiz gibi
İndiye kadar bizim Kerkük'te hakiki temsilcimiz olmadı. En son 9 adayımız var idi orada, 9 abimiz var idi orada. Ama gene de sorumluluk dengiydi. Ne için? Çünkü adaylarımız az idi. 42'lerden 9 sandalye hiçbir şey etmeyecekti. Evleri tek tek dolandık biz. Sorunları aldık milletimizden. Onlara göre bir sözü yazdırır, Bernabez İntikabı yazdırır, güzel güzel projeler yazdırır. İnşallah 30 adayımızın herhangisi çıksa biz onlara destek olacağız. Kendimiz de olur olsa bu projeleri Zevhek'ten, Muhammed Derneği'den, bizim Muhammed Sandikası'dan hepsini araya getireceğiz. Hiçbir zaman kahramanlar tarih yazarlar ama tarih kahraman yazmaz. Bunu iyice bilmemiz lazımdır. Bu güzel milletimiz inşallah 18-12'de bir güzel bir tarih yazacaktır. Biz o tarihi yazdık, 6 devlet kurduk. İnşallah o tarihimize seçim günü sahip çıkacağız. Her bir kolu vurarak, her bir kolu vurarak, üzerinde durarak, bir fırsat ele alsak bir de devlet kurarız. Uzun saatı hörenler, sağa sonra buralar. Uzun saati hörenler, sağa sola buralar. 109 gücünü seçim günü görürler. Değerli milletimiz, değerli huzur, İnşallah bizim emelimiz çok çok büyüktü. Bu sene bizim cephemiz, parti başkanlarımız istediklerimizin hepsini tek tek yerine getirdi. Bir dönüm, bir devrim, bir olur, bir oldular. 9 parti bir araya geldi. 30 değerli güzide insanlar içinde var. Her meslekten içinde var. Her köy kasabamızdan, mantıkalarımızdan, bölgelerimizden içinde var. Görev sizler. 3 aydan beri biz sabah harcı edilir. Hasırıp, kavurup, geldik, yedirip, özümüz, ehliyetimiz, ekibimiz, sevallerimiz. Siz de buna dayanarak bir tek gün, seçim günü orada hazır olmamız çok zordur. Bir daha tekrar edelim. Peygamber İbrahim Aleyhisselam'ın rivayesini. Bilirsiniz Peygamber İbrahim için bir büyük ateş hazırladılar neydi? O Kabe'nin içinde sanamları kırdığı için hepsini kırdı. Müşrikler bir büyük ateş yaptılar. Peygamberi o ateşin içine attılar. Allah Subhanahu ve Teala emretti bütün mahlukata. Dedi gelin bu ateşi söndürün. Yoldan gelirken bir fil, bazı rivayette diğeri bir miçek, bir çivin, bazı diğeri bir serçe. Bir filden bir serçe kaçar kaçara geldi. Fileke dedi, serçeye dedi sen o dümdüğümü çıkardı, bir tek katıra su kaldırın sen dümdüğüde. Bu azim bu ateşi, sen bu damla suyla söndüresen, dedi yok, söndürmem. Bilmem söylemez. Ama ben görevimi yaparım. Ben görevimi, Allah emrettiği görevi yerine getirdim. Sizin de üzerinize düşen 4 yılda bir tek gün, olabilir bir saat, olabilir yarım saat bir görev ısır sizde. O görevi de eminim ki gezdir, görür, tarafın çalırlar, milletimiz çok heyecanlardır. Vallahi ki eminim, 5-7-6 sandalye kazandık inşallah. Son diyeceğim de arkadaşlar çok isterler, bir parça şiir sordum.
sormazlarına tekrarlayayım onlar. Bir kolu vurarız. Her bir kolu vurarız. Üzerinde durarız. Bir de fırsat alsakta bir de devlet kurulur. Sağ olun, var olun. Tabii biz seçim meselesinin önemine değinmemiz lazım. Biz seçim meselesini yıllardır şahsi çalışmalarımızla, internet yoluyla, ister arkadaşlarımızla bu meseleyi epeyce tartışıyoruz, epeyce bozuyoruz. Bir kasa Türk devletlerinde bazı devletlerde yaşayan o adlarını şu şekilde tesmih edilen azınlıkta yaşayan Türklerin de kastedilenler. Onlardan devamlı biz temasta bulunduk. Sevincilerine katıldık. Anladık seçim durumlarını. Ama maalesef bir gün bu konuşmalarımız arasında bir tanesinde ben dinlemedim değilsin. Bizde bir suç vardı. İnsanlarımız seçime gelmedi. Hiçbir bu iddiada bulunmadı. Konuşmalarımız devam etti. Onlar azınlık dediler. Halbuki hiçbirimiz bize azınlık değil. Olduğumuz memleketin sahibi, olduğumuz yerin sahibiyiz. Ama köçlerle, hicretlerle, katliamlarla bize bu imanı verdiler. Ha dün DAEŞ'in yaptığını gördüğümüz gün kaç köyümüze biz gidemiyoruz? Kısıtladılar coğrafyamızı. Bunun üzerine ben şiirler yazdım. Bayrağımız arda dalgalanacak. Siz bizi küçümsüzsünüz. Devamlı bir şeyler yapıldı, onlara da dedi. 14 Temmuz katliamı dünyanın en kırıcı katliamıydı. Karşılığı odal katliamıydı. Bana diyorlarsan, sen mazalimle konuşma. Aydın muallim, sen konuşma mazalimle. Mazalim hakkımızın başlığı. Doğru değiller. Biz daha çocukken Cengiz Dağcı'nın kitabını, mazalimini, Stalin'in Türkistan'da yaptığı mazalimler de mevcut oldu. Onun için bizim için çok normal yani. Ama bir sitemimiz var insanlarımızda. Bizim el tutman milletinin durumu başkalarına benzemez. Bizim durumumuz naziktir. Bizi yok etmek istediler. Bizim muhatman meselesidir. Biz hani kimsenin yolu kırılmasın valla seçime gidelim. Biz bugün bu vesikaları ortaya koymasaydı bugün bu gelişme meydana gelmezdi.